Allah'ım bu videoyu beğenenlerin, abone olanların, üstüne bir de bildirimleri açanların tüm sınavları yüz gelsin inşallah. Amin. Zengin, ne yapacağız biz şimdi ya? Vallahi bilmiyorum Oğuz, başımız büyük belada ama. Biz de korona morona olmuşuz. Ya nereden çıktı bu korona ya? Of ya, ölecek miyiz? Yoksa dünyanın sonu mu geldi, ne yapacağız biz? Dur Zengin dur, sen de hemen fakir gibi telaşa bağlama ya, bir yolunu bulacağız bunun. Ama çabuk olmamız lazım, herkes hasta oluyor, insanlar ölüyor, onları kurtarmamız lazım. Fakir kardeşimizin durumu da çok kötü, umarım iyileşir ya, çabuk ama acilen bir şeyler yapmamız lazım. Ama ne yapabiliriz ki? Oğuz haklısın, iyi konuşuyorsun, güzel söylüyorsun da gerçekten ne yapabiliriz ki? Elimiz kolumuz bağlı, yapacak hiçbir şeyimiz yok bence. Dünyanın sonu geldi artık. Hayır Zengin, bu kadar kolay pes edemeyiz. İlla ki yapacak bir şeyler buluruz, sakin ol. E hadi o zaman bir şeyler yapalım, burada durmayalım. Hadi hadi, elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam ama ilk şartımız şu, maskeni sakın çıkarma ve artık birbirimizin arasında da mesafe bırakmamız lazım. Çünkü biz de koronayız. Evet, hatta bu kadar mesafeyi, yaklaşık 1,5 metre var. Bundan sonra mesafemiz böyle olmalı Zengin, anladın mı? Anladım Oğuz, anladım, tamam. Daha fazla yaklaşma bana, ben de sana yaklaşmayacağım. Maskemizi de asla çıkarmamamız lazım. Tamam, şimdi plan yapmaya başlayabiliriz. Aa, doktor bey. Gittikçe daha kötü oluyorum. Lütfen kurtarın beni. Ne zaman bitecek bu hastalık? Nefes bile alamıyorum artık. Ben güzelce de nefes almak istiyorum. Nefes almayı özledim. Lütfen yardım edin. Fakir dur ya, dur ya, dur, tamam, iyileştirmeye çalışıyorum sana, birazcık ilaç verdim. Bunlar seni uyutacak, umarım uyurken iyileşirsin. Şimdilik elimden bu kadar geliyor fakir, kusura bakma, benim de yapabileceğim bir şey yok. İnan ki sana yardım etmeyi o kadar çok istiyorum ki, ama elimden bir şey gelmiyor, şu korona mahvetti bizi. Güçlü olmalısın fakir, güçlü olmalısın. Arkadaşların dışarıda seni bekliyor. Elimden geldiği kadar güçlü olmaya çalışırım ama böyle giderse daha fazla dayanamam. Şuna bak ya, yanıyorum, ateşler içindeyim. Adam akıllı, nefes bile alamıyorum. Kılımı bile kıpırdatamıyorum. Of ya, ne oldu bana? Nereden çıktı bu korona? Hadi Zengin, hadi. Sosyal mesafeye dikkat ederek evlerimize gidelim. Ya ben de korona oldum galiba. Ne yapacağım ben ya? Ateşim de çıkmaya başlıyor. Umarım fakir kadar kötü olmam. Bu koronayı yenmenin bir yolunu bulmam lazım. İnsanları kurtarmam lazım. Yaşlılar, herkes ölüyor. Of ya, nereden çıktı ki bu korona? Şaka gibi ya. Şuna bak, maskeyle dolaşıyorum. Zavallı fakir, kim bilir ne kadar kötü zamanlar geçiriyordur şimdi. Kim bilir ne kadar can acıyordur. Ben bile çok hastalanmadan bu kadar canım acıyorsa fakir şu an perişan haldedir. Canım benim. Şimdi acilen onu kurtarmanın bir yolunu bulmam lazım. Hem de acilen. Aa, benim de çok ateşim çıktı ya. Benim de durumum ciddileşiyor galiba. Kılımı kıpırdatacak halim yok. Ah be fakir, ah be fakir. Kendini de yaktın, bizi de yaktın be fakir. Ah be. Of of. Kılımı kıpırdatamıyorum. Fakir için nasıl bir şey yapacağım ki ben şimdi? Ay çok yorgunum. Oğuz'u arayıp haber vereyim bari ya. Artık bu koronaya bir çözüm bulacaksa Oğuz kendi başında bulabilir. Ben bir şey yapamam. Hareket bile edemiyorum. Neyse arayayım bari. Hayırdır ya, kim arıyor beni? Telefonum çalıyor. Allah Allah. İşim başımdan aşkın zaten ya. Bakayım kimmiş. Aa, Zengin arıyor. Hayırdır inşallah. Alo Zengin, nasılsın, iyi misin? Ne oldu ya? Oğuz, ben çok halsizim Oğuz. Hareket edecek halim yok ya. Ne oldu ya, yoksa sen de fakir gibi ciddileşti mi durumun? Yok hayır, şükür fakir kadar kötü değilim ama hareket edecek halim yok. Oğuz, bu koronaya sen tek başına çözüm bulmalısın. Benden sana hayır gelmez. Kılımı bile kıpırdatamıyorum. Yanına geleyim mi senin? Ne yapayım? Tek başına dayanabilir misin? Dayanırım, dayanırım Oğuz. Sıkıntı yok. O kadar da kötü değilim ama çok enerjisizim. Hareket bile edemiyorum. Oğuz, lütfen bu koronanın çözümünü bul. Tek umudumuz sensin. Zengin, tamam ama lütfen kendine dikkat et, tamam mı? Sizlere bir şey olmasını istemiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bunu senin için ve fakirin için yapacağım. Bunun bir yolunu bulacağım. Sizi kurtaracağım, merak etmeyin. Oğuz sen de dikkat et ama, sen de koronasın. Senin de durumun kötüleşebilir. Kendini de düşünmen lazım birazcık. Sen de kendine dikkat et, tamam mı? Tamam, ben kendime dikkat ederim ama sizin için her şeyi yaparım. Bunun bir yolunu bulacağım, bana güvenin. Sadece dayanın birazcık, tamam mı? Tamam Oğuz, tamam. Neyse ben şimdi uyuyacağım. Daha fazla konuşamayacağım, çok enerjim bitti. Hadi tek umudumuz sensin. Yap şu işi lütfen. Tamam Zengin, tamam. Şehri kurtarmak benim ellerimde. Bunun bir yolunu bulmam lazım. Ama ne yapabilirim ki ya? Ne yapabilirim ki? Ama bunu öncelikle zengin ve fakir için yapmam lazım. Kardeşlerimi ölüme terk edemem. Hadi Oğuz düşün, düşün. Ne yapabilirsin? Düşün. Ne yapsam, ne yapsam? Buldum. Kadir abiyi arayayım. O bana yardımcı olabilir belki. Onun eli kolu uzundur. Bana yardım edecek birilerini bulur. Hem beni seviyor. Ben de onu seviyorum zaten. En iyisi ben Kadir abinin yanına gideyim. Evet evet, hiç zaman kaybetmeme gerek yok. Hemen koşup gideyim. Evet, Kadir abinin de mekana geldim. Umarım bana yardımcı olabilir. Kadir abi, benim Oğuz. Müsaitsen gelebilir miyim abi? Çok önemli bir durum var. Konuşmamız lazım. Çok acil. Oo Oğuz, hoş geldin ya. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ne bu acele? Gel otur bakalım. Abicim, öncelikle yeni saçın çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Çok beğendim. Oo teşekkür ederim. Fark etmene sevindim.
İşte yapıyoruz işte bir şeyler ya. Gençlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yalnız abi ben buraya bunun için gelmedim. Çok önemli bir mesele var. Hayırdır ya inşallah. Anlat bakalım. Bak ben de işkillendim şimdi. Seni hiç böyle görmeye alışık değilim. Anlat anlat. Dinliyorum. Abi biliyorsun son zamanlarda şehri korona sardı. Şehirdeki herkes korona oldu. Evet Oğuz. Biliyorum ya. Herkesin başına geldi. Şehirdeki herkes ölümle yüz yüze. Hatta ben de koronayım. İstiyorsan uzak dur benden. Gerek yok abi. Ben de koronayım. Hepimiz koronayız. Şehirde korona olmayan insan kalmadı. Çok kötü bir durum. Abi benim en yakın arkadaşlarım, kardeşlerim de koronayla mücadele ediyor. Hatta fakir şu an ölümle burun buruna. Ona her an bir şey olabilir. Onu böyle görmek istemiyorum. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama ben bir şey bulamadım. Kadir abi belki sen bana yardımcı olabilirsin de yanına geldim. Lütfen bir şeyler yap abi. Oğuz bu koronayı ben nasıl yenebilirim ki? Ben ne yapabilirim ki? Aslında bir yol biliyorum sanırım. Tüm şehri kurtaracak bir yol biliyorum ama o da kesin değil. Ve acaba o insan bize yardımcı olur mu ki? Hangi insan abi? Lütfen söyle. Gideyim konuşayım onunla. Yalvarayım onunla. Kurtarsın herkesi. Arkadaşlarımı kurtarsın. Gözümün önünde ölmelerini izlemek istemiyorum. Bunu yapmak zorundayız Kadir abi. Haklısın Oğuz, haklısın. Sanırım şansımızı deneyeceğiz. Ama dediğim gibi işte kesin değil. Bize yardımcı olmak istemeyebilir. Bilemeyiz. Abi kimmiş bu adam? Söyle gideyim yanına. Evinin adresini ver ne olur. Gideyim konuşayım onunla. Hadi kaybedecek zamanımız yok. Oğuz o normal bir insan değil. Bizim gibi değil o. Kim ki abi bu adam? İn mi cin mi? Ne olur fark etmez. Gideyim konuşayım ya. Eğer arkadaşlarımı kurtarabilecekse her istediğini yaparım. Her şeyimi veririm. Arkadaşlarım için her şeyi yaparım ya. Oğuz o adam bir büyücü. Ne? Büyücü mü? Büyücüler gerçek miymiş? Evet Oğuz, evet. Hem de çok güçlü bir büyücü. Koronayı yenebilirse ancak o büyücü yenebilir. Ama bize yardım eder mi bilmem. Gerçekten bu koronayı yenebilecek kadar güçlü bir büyücü mü o ya? Lütfen yardım etsin bize ne olur. Evet Oğuz, bu hastalığı yenerse sadece o büyücü yenebilir. Tek şansımız o. Kadir abi, evi nerede onun? Söyle gideyim lütfen. Hadi hemen gideceğim. Hadi koşa koşa gideceğim. Ev mi? Onun evi yok Oğuz. Onun nerede olduğunu kimse bilemez. O bir gözükür bir gözükmez. İşte o büyücüyü bulmak çok zor. Genellikle dağların tepesinde kıyıda köşelerde yaşar. Ama hiçbir zaman olduğu yerde uzun süre durmaz Oğuz. Bunu unutma. Ne yani şimdi onun evi yok mu? Onu nerede bulacağımızı bilmiyor muyuz? Olamaz. Maalesef Oğuz. Sana nerede olduğunu tam bir şekilde söyleyemem. Arayıp bulman lazım. Dağların tepesinde yaşadığını duymuştum en son. Belki oralarda bulabilirsin. Ama daha fazlasını inan ben de bilmiyorum. Sana yardımcı olmak isterim ama elimden bu kadar geliyor. Oğuz bunu sadece arkadaşların için değil. Kendin için, benim için, şehirdeki herkes için, çocuklar için yapmalısın Oğuz. O büyücüyü bulup ikna etmen lazım Oğuz. Tamam Kadir abi, bunu hepimiz için yapacağım. Olamaz ya, olamaz ya. Tamam o zaman Kadir abi, benim kaybedecek vaktim yok. Hızlıca gitmem lazım. Tamamdır Oğuz, git. Yolun açık olsun ama unutma, hayatımız senin ellerine bağlı. Lütfen bu işi hallet. Hadi sana güveniyorum. Ya korona yetmezmiş gibi bir de büyücü çıktı başımıza. Nereden bulacağım ki bu adamı? Evi de yokmuş, dağda bayırda yaşıyormuş. Nereden bulacağım ben bu adamı ya? Of of! Yapacak bir şey yok. Hızlıca oraya buraya koşturarak bu adamı aramam lazım. Hızlıca her tarafa bakmalıyım. Durmak yok Oğuz. Ölene kadar koş. Arkadaşların için koş. Şehrin kaderi senin ellerinde. Şehirdeki bütün dağlara tepelere bakacağım. Bulacağım o büyücüyü. Belki şu dağın tepesindedir he. Neden olmasın ki? Lütfen burada ol. Lütfen burada ol. Hadi büyücü lütfen burada ol. Hayır burada yok. Hiçbir yerde yok. Of ya. Keşke burada olsaydın. Zamanım gittikçe daralıyor. Belki şu karşıki dağların tepesindedir. Oraya da bakmam lazım. Büyücü. Burada mısın? Büyücü. Buralardaysan ses ver lütfen. Sana ihtiyacım var. Büyücü. Bu dağın da tepesine geldim. Burada da yok. Of ya kafayı yiyeceğim. Nerede bu adam? Hiçbir yerde yok işte. Bulamayacağım onu. Pes edemem. Koşmaya devam etmem lazım. Belki bu dağın tepesindedir. Neden olmasın? Hadi umudumu kaybedemem. Büyücü lütfen burada olduğunu söyle. Lütfen. Olamaz ya. Burada da yok. Nerede bu adam ya? Son bir umut. Bu dağın tepesine bakayım. Belki buradadır. Lütfen ya. Başka bakacağım yer kalmadı. Hayır ya. Buralarda da yok. Ne yapacağım ya? Her yere baktım. Sanırım onu bulamayacağım. Buralardan gitmiş olmalı. Yok işte yok. Hiçbir yerde yok. Hepimiz öleceğiz. Arkadaşlarım da ölecek. Kurtulamayacağız. Korona hepimizi öldürecek. Hayır hayır. Arkadaşlarım öldüğünü görmek istemiyorum. Of of. Neyse bari bu dağdan da ineyim. Fakiri zenginin yanına gideyim. Fakiri son kez görmek istiyorum. İn hadi in. Bir dakika bu da ne? Yoksa aradığın büyücü bu mu? Hey hey sen büyücü müsün? Evet buyurun ben büyücüyüm. Kime bakmıştınız? Olamaz seni buldum inanamıyorum. Sabahtan beri her yerde seni arıyorum ya. Neredesin sen ya? Sen kimsin? Niye beni arıyorsun? Hem beni nereden tanıyorsun? Kim gönderdi seni? Söyle çabuk. Dur dur sakin ol kötü biri değilim ben. İsmini Deli Kadir'den öğrendim. Seni dağlarda bulabileceğimi söyledi. Evin olmadığını söyledi. Her yerde seni arıyorum. Lütfen dinle beni. Sana ihtiyacım var lütfen. Sana niye yardım edeyim ki ben? İşim gücüm var. Seninle mi uğraşacağım bir de? Ya bak lütfen. Şehirde çok büyük bir hastalık var. İsmi korona. Herkes ölüyor. Deli Kadir bir tek senin bana yardım edebileceğini söyledi. Sen de yardım etmezsen herkes ölecek. Lütfen arkadaşlarım çok hasta. Çoluk çocuk herkes hastanelerde. Lütfen kurtar bizi. Bana ne be sizden?
Niye yardım edeyim ben size? İşim gücüm var ya. Git başımdan. Hiç seninle uğraşacak halim yok benim. Büyücü lütfen yardım et. Ne istersen yaparım. Canımı bile veririm. Yeter ki arkadaşlarımı iyileştir. Ne yapayım be senin canını ben? Git başımdan dedim. Bak tavşana dönüştürürüm seni. Arkadaşlarımı kurtardıktan sonra beni tavşana da dönüştürebilirsin. Fareye de dönüştürebilirsin. İzin veriyorum ama lütfen arkadaşlarımı kurtar. Hem sen niye maske takmıyorsun? Virüsten haberin yok mu senin? Hasta olacaksın. Korona olacaksın. Sen de öleceksin. Senin ölmemen lazım. Tek çaremiz sensin. Ben büyücüyüm. Bana bir şey olur mu sanıyorsun sen? Şapşık seni. Ben kendimi korumaya aldım zaten. O yüzden şimdi sizi düşünemem. Hadi git başımdan. Rahatsız etme bir daha beni. Uyuyacağım. Ya benim için yapmıyorsan Deli Kadir'in hatırına yap bari. Siz arkadaş değil misiniz he? Arkadaşlarımın durumu çok kötü diyorum. Lütfen yalvarıyorum sana. Ne istersen yaparım. Aa Deli Kadir. Eski dostum. Görüşmeli uzun zaman oldu. Seni gerçekten o mu gönderdi? Evet evet gerçekten o gönderdi beni. Bana sadece senin yardım edebileceğini söyledi. Hem Deli Kadir de koronaymış biliyor musun? Bu hastalığa bir çözüm bulmazsan Deli Kadir de ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ne? Kadir hasta mıymış? Olamaz. Onu iyileştirmem lazım. Zamanında bana çok yardım etti. Onu ölüme terk edemem. Evet evet lütfen lütfen bir şeyler yap lütfen. Onu da kurtar. Hepimizi kurtar. Lütfen yalvarıyorum sana büyücü. Tamam o zaman. Ama çok önemli bir malzemeye ihtiyacım var. O malzemeyi bulup bana getirirsen... Bu hastalığa çözüm bulurum. Tamam tamam getiririm neyse getiririm. Kalbimi ise söküp kalbimi vereyim yeter ki iste. Ne yapmam gerekiyor şimdi hangi malzeme söyle hemen gidip alayım. Dur bakalım o kadar kolay değil herhalde bu. Şimdi yapman gereken şey bana bir adet yeşil zombi elması getireceksin. Ne? Zombi elması mı? Nasıl yani? Elma yani bildiğimiz elma. Yeşil elma o mu? Hayır seni şapşal hayır. Bu zombi elması. Normal insan elması değil. Onu her yerde bulamazsın. Onu sadece zombi kralın evinde bulabilirsin. Ne? Zombi kral mı? Ne zombisi ya? Zombiler de mi gerçek? Gerçek tabi ne sanıyorsun? Eğer zombi kralın evinden gidip o zombi elmasını almazsan koronayı hiçbir zaman iyileştiremem. Seçim senin. Alacak mısın o elmayı yoksa almayacak mısın? Alacağım ya alacağım. Allah'ım çıldırıyorum şu olaylara bak. Nerede bu zombi kral peki? Nasıl gideceğim onun evine? Onu söyle bari. Tamam adresi söylüyorum. Şu karşıki dağın arkasında onun evi. Zaten dağa çıktıktan sonra görürsün. Ama dikkatli ol. Seni görürse seni çiğ çiğ yer. Çok zor bir görev bu. Ama arkadaşlarını kurtarmak istiyorsan o yeşil zombi elmasını bana getirmek zorundasın. Hadi bakalım genç adam. Ben seni burada bekliyor olacağım. Çok fazla vaktin yok ama. Hızlı olmalısın. Tamam tamam ben hemen harekete geçiyorum. Bekle beni burada. Of ya of zombiler çıktı bir de. Bu lezzetli. Yeşil zombi elmasına bayılıyorum. İnsanlar bu elmayı fark etmemeli. Bunlar zombi elmaları. Neyse ki içeride daha bundan binlerce var bende. Zombiler korona olmaz. Çünkü zombilerin yeşil zombi elmaları var. İnsanların hepsi ölecek. Zombiler dünyayı ele geçirecek. Vay be! Zombi kralın evi burası galiba. Büyücünün bahsettiği yer burası olmalı. Dağın tepesine geldim. Şuna bakın ya çok garip bir ev bu. Zombi evleri böyle oluyor galiba. Odalar ters oluyor. Anlamadım ki. Allah Allah çok garip. Neyse belki zombi kral tatlı biridir. Onunla konuşursam bana bir tane elma vermeyi kabul edebilir. Bilemem ki. Acaba tipi neye benziyor? Tatlı biri mi acaba? Şöyle bir evin çevresinden dolanıp onu görmem lazım önce. Direkt onunla konuşamam. Olamaz! Zombi kral yoksa bu mu? Şuna bakın bu çok korkunç. Bununla konuşamam. Çok güzel. Hayır bu hayatta bana elma vermez. Bir tane bile vermez. Şuna bak. Acilen kaçmam lazım buradan. Beni görürse var ya mahveder bu mahveder. Hayır ben bununla konuşarak anlaşamam belli. Evine gizlice girip elmaları çalmam lazım. Evinin arkasına dolanayım bari. Oğuz bu yaptığın iş çok tehlikeli. Yakalarsa seni çiğ çiğ yer. Elma değil seni yer. Ama arkadaşlarım için bunu yapmam lazım. Evet topla cesaretini. Yapacaksın bunu. Hadi bakalım macera başlıyor.